Merhaba ve Etkili Pratik İngilizce'ye hoş geldin. Bu derste dizilerde ve filmlerde karşına sıkça çıkabilecek bir kalıp üzerine duracağız. What's the catch? Bu kalıp dışında catch kelimesinin bu farklı kullanımını da bu videonun sonunda öğrenmiş olacağız. Ayrıca günlük kalıplar serisindeki her kalıbı örnek cümleleri ve özet açıklamalarıyla beraber bir dosyada topluyorum. Dosyayı indirmek için her zamanki gibi köşeye tıklayıp karşına çıkan sayfada e-posta adresini girmen yeterli. Evet, daha fazla uzatmadan hadi What's the Catch kalıbının ne anlama geldiğini inceleyelim. Her şeyden önce What's the Catch kalıbının anlamına bakalım. Catch kelimesi burada bir isim olarak kullanılıyor ve aldatmaca veya kandırmaca anlamına geliyor. Kısaca What's the Catch ifadesini aldatma nedir şeklinde de düşünebilirsin. Peki bu kalıp hangi durumlarda kullanılıyor? What's the catch ifadesini özellikle bir şeyin sana doğru olamayacak kadar gerçek geldiği durumlarda kullanabilirsin. Kısaca bu ifade, söylediklerin çok güzel ama işin ucunda bir şey olabileceğini hissediyorum. İşin ucunda ne var ya da buradaki kandırmaca ne veya karşılığında ne yapmam lazım diye sormak için kullanılan bir ifade. Hemen birkaç senaryo üzerinden nasıl kullanıldığını inceleyelim. Diyelim ki sana normalde hiç iyi davranmayan kardeşin sana iyi davranarak odanı toplamana yardım etmeyi teklif etti. Sen de durumun şüpheli olduğunu düşündün ve karşılığında ne isteyeceksin demek istiyorsun. Bu durumda bu kalıbı kullanarak what's the catch diyebilirsin. Ya da diyelim çok iyi bir markanın bir ürününün çok ucuz fiyata satıldığını gördün. Üründe bir hata olup olmadığından şüphelisin ve bu fazla ucuz, bilmediğim ne var gibi bir soru sormak istedin. Bunu da this is too cheap, what's the catch şeklinde ifade edebilirsin. Hemen birkaç örneğe daha bakalım. She's acting too kind. What's the catch? Fazla kibar davranıyor. Sakladığı şey ne? He keeps on offering help. What's the catch? Sürekli bana yardım teklif ediyor. İşin ucunda bir şey mi var? Ve son olarak, why are you giving me this for free? What's the catch? Neden bana bunu ücretsiz olarak veriyorsun? Karşılığında ne isteyeceksin? Catch kelimesinin bu anlamını sadece soru olarak kullanmak zorunda değilsin. Bazı durumlarda fazla iyi olabilecek bir durumun sonucunda senden beklenmeyen bir şey istendiğinde işte sorun buymuş demek ki, demek ki istediğin karşılık bu veya işte şimdi gerçeği anladım gibi bir tepki vermek isteyebilirsin. Bu durumlarda da catch kelimesini bu anlamda kullanabilirsin. Örneğin eğer birine karşılığında istenen şey şu demek istiyorsan here's the catch diyebilirsin. Veya demek ki karşılığında bunu istiyormuşsun veya şimdi ne istediğini anladım gibi bir tepki vermek istersen so that's the catch diyebilirsin. Birkaç örneğe bakalım. Böylece kullanım kafanda iyice oturacak. Diyelim ki bir arkadaşın sana elbisesini ödünç verdi ve normalde böyle bir şey yapmadığı için duruma şaşırıp şüphelendin. Sonra senden pahalı çantanı ödünç almayı istedi. Demek karşılığında onu istiyordun veya şimdi niye bunu yaptığını anladım demek için so that's the catch diyebilirsin. Veya diyelim bir ev kiralıyorsunuz. Çok düşük fiyatlı olmasına rağmen ev harika. Bir şeylerden şüphelenirken evde bozuk olan fakat saklanmaya çalışılan bazı şeyler olduğunu gördünüz. İşte şimdi anlaşıldı demek için de I see the catch veya so that's the catch diyebilirsin. Son bir örneğe daha bakalım. He's going to give you his bike, but here's the catch. He wants you to help him do his homework. Bu cümlede sana bisikletini verecek ama karşılığında yapman gereken bir şey var. Ona ödevini yapması için yardım etmeni istiyor. Catch kelimesini tek başına sorun, ters gidecek şey veya kandırmaca olarak da kullanabilirsin. Kısaca iyi görünen bir durumu açıklarken o durumla ilgili yanlış bir şey belirtmek için catch kelimesi kullanılabiliyor. Örneğin saç uzatan bir şampuandan bahsederken saçlarını uzatıyor. Sorun şu ki saçların uzadıkça saç tellerin inceliyor demek istiyorsun. Bu cümleyi it grows your hair, the catch is that it makes your hair thinner şeklinde söyleyebilirsin. İki örneğe daha bakalım. It's free, the catch is that it collects personal information when it face scans you. Bu cümlede ücretsiz ancak sorun şu ki yüz taraması yaparken kişisel bilgilerini topluyor. Veya başka bir cümle. The catch was that they did that magic trick on people they know. Bu cümlede kandırmaca sihir gösterisini tanıdıkları kişiler üzerinde yapmalarıydı demek. Evet, artık what's the catch ifadesini ve catch kelimesinin bu kullanımını biliyorsun. Şimdi gerçek hayattan birkaç örnek incelemeye hazırız.
İlk videomuzdaki kişi sudan sonsuz ve zararsız enerji elde edilebileceğini anlatırken, şimdi size su gibi basit bir şeyden çevreye hiç zarar vermeden neredeyse sonsuz enerji elde edilebileceğini söyledik. Peki işin ucunda ne var? Diyor. Ve bunu da "So we just told you that there's nearly unlimited energy to be had at no expense to the environment in something as simple as water. So what's the catch?" şeklinde söylüyor. İzleyelim. So we've just told you that there's nearly unlimited energy to be had at no expense to the environment in something as simple as water. So, what's the catch? Cost. İkinci videomuzdaki kişi kendi web sitesini oluştururken yararlandığı sitenin faydalarından bahsettikten sonra "Bunların hepsinin üstünden geçtiğimize göre büyük ihtimalle burada bilmediğim ne var diye düşünüyorsunuz." diyor. Bunu da "Now that we have all that out of the way, you're probably thinking, what's the catch?" şeklinde dile getiriyor. İnceleyelim. Now that we have all that out of the way, you're probably thinking, what's the catch? How is all of this even possible? Sıradaki konuşmacımız dinleyenlere teknoloji sistemleriyle ilgili yararlı bir formülden bahsederken, peki olumsuz tarafı ne? Her zaman bir sorun vardır. Bu sefer sorun ne? Diyor ve bunu da "So what's the downside? Always a catch. What's the catch this time?" şeklinde söylüyor. İzleyelim. So what's the downside? Always a catch. What's the catch this time? Sıradaki videoda konuşmacı, insanlar bir şeyin harika ve ucuz olduğunu söylediğinde şüpheye düştüğünü belirtiyor ve onların "altında mutlaka bir şey olmalı. Her zaman altında bir şey vardır" şeklinde belirtiyor. Bunu da "There's gotta be a catch. There's always a catch" şeklinde dile getiriyor. İzleyelim. There's gotta be a catch. There's always a catch. Son klibimizdeki konuşmacı bir transistör icat ederek dünyayı değiştiren insanlardan bahsediyor. Bu teknolojinin olumsuz bir yönünden söz edecekken "Durun, bir sorun var. Ama sorun düşündüğünüz şey değil." diyor. Bunu da "Oh wait, there's a catch. But the catch isn't what you think" şeklinde söylüyor. İnceleyelim. Oh wait, there's a catch. But the catch isn't what you think. Evet, artık what's the catch ifadesinin anlamını, nerelerde kullanıldığını ve catch kelimesinin bu farklı anlamını biliyorsun. Artık sen de bu kalıbı konuşmalarına katmaya hazırsın. Videonun başında da dediğim gibi günlük kalıplar serisindeki her kalıbı ve kelimeyi özet açıklamaları ve örnek cümleleriyle beraber bir dosyada topluyorum. Dosyayı indirmek için köşeye tıklayıp karşına çıkan sayfada e-posta adresini girmen yeterli. Dosya hemen belirtmiş olduğun e-posta adresine gönderilecek. Ayrıca gelecekte bu tarz yayınladığım videoları kaçırmak istemiyorsan ekranda bulunan abone ol düğmesine tıklayarak kanalıma abone olabilirsin. Böylece her yeni yayınladığım videodan haberdar olacaksın. Evet, izlediğin için çok teşekkür ederim ve her zamanki gibi sonraki videoda görüşmek üzere.